Yani olası bir durum mudur tarafını elbette ben bilemem. Ee, Trump'ın neyi niye yaptığını hani Amerikalılar anlamıyor, biz de anlamıyoruz, ben de anlamıyorum. E, fakat e, şu doğru, Türkiye ekonomisi kırılgan bir ekonomi. E, yani bunun da iki kısmı var. Bir tanesi e, borçluluk. Yani biz borçlu bir ekonomiyiz ve borçlu olduğunuz zaman elbette kırılgan oluyorsunuz. Çünkü devamlı bir borcu döndürmek meseleniz var. O borcu döndürmek için de uluslararası piyasalara ulaşmanız lazım. Ve e, hani Amerika'nın engellemesine rağmen uluslararası piyasalara ulaşmak kolay bir iş değil, hafif olur. Dolayısıyla e, kırganlığın bir kısmını bu yaratıyor. Bir kısmı da hani e, içeride ne yaptığını bilen bir ekonomi. Yani bizim belli bir yolumuz var, biz burada ilerliyoruz. Dışarıdan gelen şoklar o zaman daha az etkili. Ama bizim belli bir yolumuz yok. Türkiye'de bir iktisat politikası yok şu anda olmadığı için de dışarıdan gelen şoklara çok daha fazla tepki veriyoruz. E, nihayetinde bunların ikisinin birleşiminde Türkiye'yi çok kırılgan bir hale getiriyor. Yani Türkiye'ye has şeyler söylenmeyip de mesela Amerikan Merkez Bankası, Amerika için para politikası yaptığında da dünyanın hemen her tarafına tepki veriyor. E, fakat biz her yerden fazla tepki veriyoruz. Gelişmekte olan ülkelerden de fazla tepki veriyoruz. Çünkü onların arasında da kırılganız. Dolayısıyla da bu hani genel olarak bir hani kırılganlık zaten bu anlamda kullanılıyor dışarıdan gelen şoklara açığız. Bunlara çok tepki veriyoruz. ve Trump'ın da söylediği hani bu şoku siz genelde bir yan etki olarak görüyorsunuz. Mesela Fed Amerika için bir şey yaptı ya da işte hani Trump'ın kendisi genetti Çinle kavga çıkarttı ama Çinle kavga çıkartırken Türkiye'yi ya da ne bileyim ben işte hani İngiltere'yi vesaire düşünmüyordu. Ama bizleri etkiliyor. Fakat bizi etkilemek amacıyla da bunu yapmaları mümkün ve bunun olabileceği bir ülkeyiz maalesef. Yani buradaki tabii iki ayrı şeyi görmek lazım. Hani Bir tanesi yani Türkiye ekonomisine zarar verebilir mi? Mali piyasalar çok kolay zarar verebilir. Bunun reel etkileri de olur. Bir tanesi ya sizi yok ederim, perişan ederim. O ayrı bir şey. Ee, hani Türkiye de bir ülke. E, çok büyük zarar görebileceğimizden şüphem yok. Ama hani onu yok ederim, işte bir ikini perişan ederim filan şeysi bu böyle ne diyeyim, şimdi gene popüler olan süper kahraman, süper kötü adam lafları. Onlar öyle kolay işler değiller. Hani Türkiye ekonomisi aslında gerçekten bir, şu anda Kör Topal da işliyor olsa işleyen bir real ekonomi var burada. Mali sektöre zarar vermek kolay, Reel ekonomiye mali sektör üzerinden zarar gelir. Ama hani ne diyeyim, düştüğü yerden kalkamaz bir şey değil. Fakat orada ikinci husus daha önemli hale geliyor. Yani herhangi bir şekilde bize gelecek olan, bilinçli olarak bize yönetilmiş veya da yan etkisi olarak bizim gördüğümüz bir şokla başa çıkmak için içeride derli toplu ne yaptığını bilen bir ekonomi yönetimi olması lazım. O olduğu zaman bunlar çok daha az mesele zaten. Şimdi öncelikle Türkiye'nin böyle tehdit edilmiş olması ya da herhangi bir ülkenin bu şekilde tehdit ediliyor olması bizim çok alışık olduğumuz bir durum değil. Yani başka bir ülke ekonomik olarak mahvederim açıklaması ne diplomatik teamüllerle uygun ne uluslararası ilişkilerde bizim alışık olduğumuz bir şey. Dolayısıyla bu açıklamayı öncelikle çok yanlış bulduğumu belirtmek isterim. Ama burada asıl ne olan ve üzerinde durulması gereken konu bence bu tür bir tehdide imkan verecek koşulların var olup olmadığını tespit edilmesidir. Yani Trump'ın biliyorsunuz dünyanın pek çok ülkesiyle ilgili sorunları olduğunu biliyoruz. İşte Çinle yaşanan gelişmeleri biliyoruz, Avrupa Birliği ile yaşanan olayları biliyoruz. İşte onlar ağırlıklı olarak gümrük vergileri üzerinden bir takım sonuçlara gitmeye çalışıyor. Ama hiçbirisinde Trump'ın şöyle bir açıklamasında denk gelmedik. Ne Avrupa Birliği ülkelerine yönelik, ne Çin'e, ne de diğer e, yarış içerisinde olduğu ya da rekabet halinde olduğu ülkelere yönelik ben sizin ekonominizi mahvederim açıklamasını duymadık. Bunu Türkiye'ye karşı neden bu kadar rahatlıkla yapabiliyor sorusunun yanıtı aslında Türkiye ekonomisinin bozuk olan göstergelerinden kaynaklanıyor. Yani Türkiye ekonomisinin e, göstergeleri o kadar bozuk ki başka birileri alacakları pozisyonlarla sizin bozulmuş olan dengelerinizden daha ağır bir sonuç çıkarma cesaretini kendilerinde bulabiliyorlar. Yani buradaki asıl sorun Türkiye ekonomisinin çok bozuk olması. Bunun pek çok Gerekçesi var, uzun zamandan beri Türkiye'de konuştuğumuz konuda İşte Yüklü miktarda dış borcu var, verimli alanlara yatırım yapmadığını biliyoruz. E, kamu finansmanı ile ilgili işte son zamanlarda çıkan gelişmeleri de görüyorsunuz. Türkiye'nin sağlam yere basan bir ekonomi politikası uygulamaması, ciddi şekilde yapısal sorunlarının varlığı, e, günlük e, politikalarla ekonomi çarklarını çevirmeye çalışması vesaire gibi sorunları olduğu gibi gün yüzünde duruyor. Böyle sorunları olan bir ülkenin, özellikle uluslararası fon akımlarına ciddi şekilde ihtiyaç duyan bir ülkenin ekonomisinin etkilenmesi de uluslararası ilişkilerden ya da bu tür tehditlerden çok şaşıracağımız bir durum değildi. Her ne kadar ben Trump'ın bu tehditinin çok yakışıksız, yersiz, aşağılayıcı bulsam da ama ülkenin ekonomik gerçeklerinin böyle bir tehdit yapılmasına imkan verdiğini düşünenlerden birisiyim. Biraz önce söylediğim gibi diğer ülkelere böyle benzer tehditlerde bulunamıyor. Yaptırma uygularım diyor. Şu kadar maliyet olur diyor. O kadar. Fakat Türkiye'ye açıkça sizi mahvederim diyor. Daha önce yaptığım gibi diyor. Ben o konuda biraz endişeliyim. Yani geçen sene 2018 Ağustos'unda başlayan kur hareketi de Raip Brunson konusu çok gündeme gelmişti biliyorsunuz o zaman. Onun salı verilmesi ya da verilmemesi gibi konular. Bir Amerikan başkanının politik olarak böyle bir ekonomik sonuç doğurması mümkün değil. Çünkü bu ancak nasıl olabilir? Sermaye hareketleriyle, yani para hareketleriyle olabilir. Eğer siz e, kapitalist sistemi inanıyorsanız, Amerika'daki fon yöneticileri de başkan rica ettiği için ya da e, Amerikan dış politikasına uygun olduğunu düşündüğü için sizin varlıklarınıza girip ya da onlardan çıkma gibi pozisyonlar almaz. Elbette onlar da uluslararası ilişkilerdeki gelişmeleri takip edip pozisyonlarını değiştirebilirler. Ama burada talimatla iş yapılması ve ekonominin bozulması gibi bir durumu ben e, 2018'in Ağustosundan sonra yaşanan süreçte de olduğunu düşünmüyorum. Oradaki temel sorunun da biraz önce konuştuğumuz gibi Türkiye'nin sorunlarının başat bir biçimde önümüzde duruyor olmasına kaynaklanır. Eğer bugün Türkiye e, yüklü miktarda dış borcu olmasa idi, e, dış dengeleri göreceli olarak yönetilebilir bir biçimde olsaydı. E, ekonomisi sağlam temellerde yürüyor olsa da işsizlik oranı yüksek olmasa, enflasyon böyle kontrolden çıkmış bir vaziyette seyrediyor olmasaydı büyüme oranlarımızda bu dalgalı e, hareketi görmüyor olsaydık büyük olasılıkla 2018'de rate prancing konusu olsa e, bile aynı derecede bir ekonomik etkilenmeyle karşı karşıya kalmazdık. Bu sebeple benim söylediğim şey Türkiye önce kendi e, içinde ekonomisini düzeltmesi gerekir ki bu tür tehditlere papuç bırakmasın diye düşünüyorum. Türkiye'nin kırılganlığı çok belirgin bir biçimde devam ediyor. 2018'den beri yaşanan gelişmelere baktığımız zaman Türkiye ekonomisinin e, hızla yavaşladığını gördük. Açıklanan büyüme rakamları bize bunu gösteriyor. Enflasyonun çok yüksek yerlere gittiğini gördük. %25'lere dayanan bir enflasyon vardı. Faiz oranlarının çok yükseldiğini gördük. Bunların her birinin maliyeti oldu. Ama Türkiye bu maliyetleri ortadan kaldırabilmek için nasıl bir politika izledi diye sorarsanız, hiç ayakları yere basan sağlam, uzun, orta ve uzun vadede iyi sonuçlar verecek politikalar izlemedik. Genellikle günü kurtarmaya yönelik palyatif tedbirler ile, bu süreci yönetmeye çalıştı. Ümit ettik ki özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye hareketleri tekrar iyileşir, yurt dışında faizler düşer, bizim gibi ülkelere de fon hareketiyle birlikte biz bu sorunu yönetilebilir bir seviyede tutarız düşüncesi vardı. Oysa bizim ekonominin sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik aldığımız ciddi herhangi bir tedbir bu dönem içerisinde olmamıştır. Ne yaptı ekonominin çarklarını çevirebilmek için? Ağırlıklı olarak kamu harcamaları üzerinden ekonomiyi döndürmeye çalıştı. İşte büyümenin en önemli faktörlerinden bir tanesi kamu harcamalarının artmasıydı. E Bunun bizi getirdiği yer neresi? Yüksek bütçe açıklarıyla karşı karşıya kaldık. İşte en son Eylül e, hazine nakit gerçekleşmelerine baktığımız zaman bütçe açığının yılın ilk e, 9 ayı itibariyle yaklaşık 90 milyar liraya çıktığını biliyoruz ki bunun içerisinde Merkez bankasından aktarılan kar ve ihtiyat akçesi olmasına rağmen yaklaşık 70 milyar dolar gibi para aktarıldı. 70 milyar lira gibi bir para aktarıldı. Buna rağmen de 90 milyar gibi açıkla biz ilk 9 ayı tamamladık. Dolayısıyla yaptığımız sağlam işler yok. Sadece günü kurtarmaya yönelik politikalar istiyoruz. Bunun da uzun vadede Türkiye'nin sağlıklı bir büyüme patikasına girmesine yol açacağını ben düşünmüyorum maalesef.